Herkese merhabalar, Migros TV kanalına hoş geldiniz. Colgate'in katkılarıyla birlikte Ramazan tatlılarını yapıyoruz ve bugünkü tarifimiz revani. Herkesin evinde görmeye alışkın olduğu klasikleşmiş bir tatlı ve ben bu tatlıyı sizlere Ramazan ayında sunmak istedim. Şimdi hemen malzemelerimize geçelim, malzemelerimizi tanıtalım. Evet, ilk olarak şerbetimizi yaptığımız için şerbetin tarifini veriyorum. 1 litre suya 600 gram toz şeker kullanıyoruz, kaynatıyoruz ve daha sonrasında ağdalanması için yarım limonu sıkıyoruz ve şerbetimizi ağdalandırıp ocaktan alıyoruz. Daha sonrasında 3 yumurtayla bir çay bardağı toz şekerimizi çırpıyoruz. Sonrasında içine irmiğimizi, sıvı yağımızı, kabartma tozumuzu, vanilimizi ekleyip hepsini birlikte güzel bir şekilde karıştırıp fırına veriyoruz. Fırına verdikten sonra şerbetimizi ocaktan alıp soğutmaya atıyoruz. Tam fırından çıktığında şerbetimiz soğumuş oluyor ve revanimizin üstünü ince çubuklarla deliyoruz ve şerbetimizi veriyoruz. Hadi gelin şimdi hep birlikte başlayalım. İlk önce bizim soğuması gereken bir şerbetimiz olduğu için şerbete ilk başlıyoruz. Ve tenceremizi alıyoruz. Ocağımızı açıyoruz. Evet, ocağımızı açtık. Dediğimiz gibi 1 litre suyumuzu tenceremizin içine boşaltıp 600 gram şekerimizi de ekliyoruz ve burada kaynamaya bırakıyoruz. Şöyle bir karıştırıp bırakabiliriz. Zaten zaman zaman biz dönüp dönüp onu karıştıracağız. Şimdi revanimizin hamuru için 3 yumurtamızı kırıyoruz. Bu arada fırınınızı 160 dereceye önceden ayarlamayı unutmayın. Bazı fırınlarda 160, bazı fırınlarda 170, bazısında 180. Yani en fazla 30 derece oynayabiliyor ev tipi fırınlarda. Kendi fırınınızı daha iyi biliyorsunuz. Pişmesini sürekli kontrol ederek pişirin. Yine de fırınıza çok güvenmeyin. Evet, 3 yumurtamızı kırdık. 1 çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi el mikserimizle yumurtayla şekeri kabartacağız. İstediğimiz kıvam köpük gibi olacak. Köpük köpük olmadan asla bırakmayın. Rengi hafif beyaza döner gibi olacak. Evet, şu anda istediğimiz kıvamı aldı. Gördüğünüz gibi rengi beyaza döndü ve köpük köpük oldu. Yumurtayı iyice köpürtmezseniz mükemmel bir revani yapamazsınız. Evet, şimdi içine düşük devirde çalıştırıyoruz. 1 çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve şu anda vanilyayı ekliyoruz. Vanilini ekledik. Kabartma tozumuzu ekliyoruz. Şimdi de 1,5 su bardağı toz yemeğimizi içine ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Evet, karışımımız iyice homojen bir şekilde karıştı. El mikserimizi kaldırdık. İçine çok az da bir limon rendesi. Ben seviyorum. Kendi sevdiğim için kullanıyorum. Bence siz de seviyorsanız mutlaka ekleyin. Portakal veya limon ya da ikisini birlikte de kullanabilirsiniz. Mutlaka eklemenizi öneririm. Evet, şimdi rendeledik. Rendemizde kalan parçacıkları da böyle alıyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Şerbetimiz de istediğimiz kıvama gelmiş. Hemen bıçakla kesiyoruz limonumuzu. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Ortadan ikiye böldüm. Evet, şu an limonumuzu ekliyoruz. Bizim için yeterli olacaktır. Limon ekledikten sonra yani 1 dakika falan daha kaynatın. Sonra dolaba alın, soğumaya bırakın. Hamurumuz da hazır. Hamurumuzu karıştırıyorum çünkü içine limon rendesi ekledik.
Gayet güzel kıvamlı bir hamur. Böyle cıvık olduğuna bakmayın. Fırına girdiği zaman içine koyduğumuz o irmik revani zaten toparlayacak. Şimdi kabımızı alıyoruz. Kabımızı yağlayacağız. Daha sonra da fırına süreceğiz. Ben şimdi biraz ortalığı toplayacağım. Sonra fırın kabına revani hamurunu döküp fırına vereceğiz. Evet, ortalığı toparladık. Şimdi kalıbımızı sıvı yağla yağlıyoruz. Bu arada ocaktaki şerbetimizi de kenara aldık. Kalıbımızı güzel yağlayarak her tarafını yediriyoruz. Her tarafını yağlamaya özen gösterelim. Evet, şu an yeterince yağladığımı düşünüyorum. Şimdi irmikler dibe çöküyor. Ondan dolayı şöyle ufak bir karıştırıyorum. Tekrardan karışım birbirine geçmesi için. Dikkat ettiyseniz şu anda çıtma teli kullanmıyorum çünkü o kabarıklığı söndürmesin diye. O köpük kıvamını kaybetmememiz lazım. Evet, şimdi yeteri kadar karıştırdım. Ve kabıma döküyorum. Gördüğünüz gibi kabımızı güzelce sıyıralım. Kabımızın her tarafına eşit dağılması için şöyle bir iki defa tezgah vurabilirsiniz. İçindeki hava kabarcıklarını yukarı çıkartabilirsiniz. Şimdi 160 derecede ısınmış fırına yaklaşık 30-35 dakika, 40 dakika, yani her fırından fırına göre değişebilir. Siz dakikaya aldanmayın, sürekli bir kürdan, bir çubuk yardımıyla onu kontrol edin. Ben şimdi fırına atıyorum, aynı anda da şerbetimi ocağa atacağım. Fırından çıktıktan sonra görüşeceğiz. Evet, tatlımızı fırından çıkardık. Şimdi şerbetimizi vermeden önce kürdan veya chopstick yardımıyla, böyle uzun çubuklar da olabilir, revani deliyoruz. Çünkü şerbeti daha iyi çekmesi için. Şimdi böyle her tarafına batırıyoruz. Bu delikleri açmak bizim işimize yarayacak. İşimizi kolaylaştıracak. Şerbeti daha hızlı ve daha iyi çekmesini sağlayacak. Üst görüntüsünü çok fazla bozmuyor. Zaten üstüne kaymak koyacağımız için üstündeki delikler bizim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Evet, delme işlemini bitirdik. Şimdi şerbetimizi dolaptan alıyoruz ve tatlımızın üstüne bırakıyoruz. Evet, şerbetimizi dolaptan çıkardık. Bir ufak karıştırıyoruz. Daha sonrasında yavaşça tatlının üstüne gezdiriyoruz. Tatlı bunu yavaş yavaş içine emecek. Üstüne gelen limon çekirdeklerini alalım, unutmayalım. Limon çekirdeklerimizi alıyoruz. Ve tatlımızı şerbetini çekmeye bırakıyoruz. Evet, şu anda tatlımız şerbetini çekti. Şimdi bıçakla kesip dilimliyoruz ve üstüne kaymakla birlikte servis ediyoruz. Kare dilimler halinde keseceğim. Gayet güzel gözüküyor. Paletimle kenar parçasını alıyorum. Bıçağımla ortadaki en güzel parçayı sizlere sunacağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi harika bir revani. Evet, revaninin olmazsa olmazı kaymak. Ben kaymakla birlikte revaniyi çok yakıştırıyorum ve o şekilde tüketiyorum. Size de o şekilde sunmak istedim. Çift kaşık tekniğini kullanarak kaymağımızı alıyoruz ve şekillendiriyoruz. Daha sonra kaymağımızı
revanimizin üstüne bırakıyoruz. Mükemmel bir şekilde bıraktık. Toz fıstık ekliyoruz. Ve şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Bu mükemmel lezzeti mutlaka deneyin ve Ramazan sofralarınızın olmazsa olmazı haline getirebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet, biliyorsunuz Ramazan ayında ağız sağlığı büyük önem taşıyor. Özellikle yemeklerden sonra kullanabileceğiniz harika iki Colgate üründen bahsedeceğim. Yeni Colgate, profesyonel temizlik aktif kömür diş macunu, çinko ve arjin içeren formülüyle plağa karşı koruyucu mineral bir kalkan oluşturur. 12 saat boyunca da etkin koruma sağlıyor. Colgate, Plex aktif kömür ağız bakım suyu, alkolsüz formülüyle uzun süreli ferahlık sağlıyor. Ramazan'da hepimizin aradığı ferahlığı bu iki Colgate ürününde bulabilirsiniz. Sağlıklı bir gülümseme için günlük ağız bakımı rutininizi Colgate ile tamamlayın. Dişlerinizi günde en az 2 kez 2 dakika boyunca fırçalayın. Ve fırçalamadan sonra ağız bakım suyunu kullanmayı asla atlamayın. Ekranın altında çıkan QR koddan bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.